Adın ne kral? Cem. Ne iş yapıyorsun Cem? Kedi köpek tasma fabrikam var. Bağış yaptıralım o zaman sana. Yapalım. Tasma ve göğüs tasması da bağışlayabilir. Biliyorsun böyle fanteziler var. Adı ne onun? Hakan Cem. Sikipedia Cem. Ulan bizim bu Hakan da a**ına koyayım. Anca bu ansiklopedide seksi araştırıyor yani. Seksin İlber Ortaylı sanırım. Hakan'cığım adı neydi bu? Bir köpek yerine koyup o muamele havlatıyorlar kocalarını. Misters. Olayın adı mı Misters? Bir kadının onu domine etmesi. Köpek yerine koyup havlıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim izlediğim videoda yaptığı şeyleri normalde bir köpeğe de yapmaman lazım. Ayağımı öp falan diyor. Ayağımı öp. Sus. Kapa çeneni. Eğil. Ayağımı yala diyor. Adam da yalıyor. Hangi köpeği ayağınızı yalatıyorsunuz? İşte köpeği yalatamadığı için. Mehmet. Evli misin? Biraz. Yani... Tam benim hayalimdeki evlilik o işte. Bak bana bu lazım. Biraz. Fuhuş mesela az. Büyük bir fuhuş istemiyorum. Böyle arada fuhuşum olsun evime döneyim. Aşırı sempatik bir çocuk var. Hoş geldin Doğulu Fred Çakmaktaş. Hoş buldum abi. Bir ayak Hasan Ak. Benziyor mu sizce? Adın ne? Siraç. Siraç tam Mardinli ya. Mardinli. Duyduğum üçüncü Siraç'sın. Siraç hatta, Siraç değil. Kimsesiz Siraç diye bir Siraç var. Onun adını vermişler. Çok sempatiksin. Kaç yaşındasın? 22. Yenge mi yanındaki? Tek başıma geldim, tanımıyorum. Ha sen tek geldin. Gerçekten kimsesiz Siraç. Ne iş yapıyorsun? Özel güvenliğim. Şantiyede. Normalde alçıpan ustasıyım. Daha iyi para yok mu oğlum inşaat ustalığına? Askerden geldikten sonra bu iş daha rahat oldu. Oturuyoruz akşama kadar öyle. Ama biraz formunu koruman gerekmiyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Bir, inşaat ustalığı daha zanaat. İki, dünyanın her yerinde iyi kazanırsın. Üç, müteahhitliğe kadar yolu var onun. Hani oradan sermaye bulursan falan. Ama güvenlik ne oğlum? Sadece oturuyorsun. Sen bilirsin tabii de. Şu anlık bana daha mantıklı geliyor. Aferin. Bundan daha iyisini yap. Vahe kılıç atsan gibi duran adam ol böyle. Adam bildiğin usta herif. Yani usta olmak da birkaç sene gerektiriyor. Kaç senede oldun usta? 3 ayda. Git buradan herif. Her şeyimi çürüttü. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne bebişkom? Bilgesu. Ne iş yapıyorsun? Şu an çalışmıyorum. Sevgilin var mı? Var. Yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun? Yok, 2 yıldır sevgilim var. Ayrılıyoruz, barışıyoruz. Şu an ayrı mısınız mesela? Evet. Niye ayrıldınız? Yazlıkta şu an. Yazın ayrılıyor. Hayır. Tam hayalimdeki iş. Bak, birazcık evli, yazlıkta ayrılma. Bak, benim hayalim bunlar biliyor musun? 3 hafta ayrıyız bebeğim. Anladın mı? Geldim, tekrar birleşebiliriz. Evlilik birazcık. Bunlar benim hayalim abi. Mükemmel ya. Vallahi yemin ederim Mutlu. Değil. Ha senin açan değil evet. Kızlar sevmiyor. Kızlar ya hep ya hiç. Kızlar böyle şey abi, senin dibine giriyorlar. Yani teksin, tek başına bir şey okumak istiyorsun, araya geliyorlar böyle. Benle ilgilen. Hayalindeki erkek tipini anlat. Ne dostu tatildesin şu an. Yani zeki, daha anlayışlı. Fiziksel olarak bir kriterim yok yani şu an. Öyle mi? Bizim ekip 3-4 gününüz var. Çocuk dönene kadar. Peki en çok neyden etkilendin bu çocuğu? Yakın arkadaşımdı. Sen çok mu duygusalsın? Evet, biraz öyleyim. Ağlamak üzere ya anlatırken. Şu an gözün doldu mesela. Bebişko, neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum ya. Peki şeyden mi ağlıyorsun? Seni şu an belki de aldatıyor çatır çutur. Yani, yapıyorsa da kendi bilir. Evet, kendi kalitesini gösterir ama yine de nasıl keyif alıyordur bundan biliyor musun? Mesela sen burada İstanbul'da işsiz hayalleriyle ilgili düşünürken senle mesela yardımlaşmayıp dertleşmeyip orada çatır... Tamam. Çatır şu demeyeceğim. Takır takır. Şu an ağlamak üzere. Zoomlasanıza yüzünü. Alta müzik veririz. Cadıya bak. Sen ne kadar cadısın ya. Hiç değilim. Kuzenim bu arada. Hiç ama alakanız yok. O çok cadı. Sıfır duygu. Sen çok duygusalsın. Sıfır duygu mu? Aşk olsun. Ya çok inandırıcı değil mi? Ya sen çok inandırıcısın. Burcun ne? Oğlak. Kaç yaşındasın? Sen 23. 23. Oha. Teşekkürler hayatım. Ben de bundan hayatımı kazanıyorum. Ne yapayım? Çok iyi. Hayatım bir de senin 23 olduğun belli oluyor. Sen en fazla 23'sün işte. Ama yani 20 diyen de var. İşte onlar gerizekalı erkekler. Onlara takılmayacaksınız. Onlar mesela yazın ona bakarsa ilişkiye ara veriyorlar. Bir şey söyleyeyim. Sörme sırada da ara veriyor musunuz böyle? Ses... Hani dedi ya kriterlerin ne diye sordun. İşte zeki falan diye söyledi. Yakışıklı olsun falan. O işte söylediği 2 kriter de onda yok. O çocukta mı yok? O çocukta yok ama bunu kes. Tamam mı? Niye? Çok ayıp bir şey söyledim de. Bana ne? Bir şey söyleyeceğim. Böyle etik değerlerin var gibi mi duruyorum? Bunu
bunu yayınlayacak mıyız? Hayır, lütfen. Hayır. Ya. Lütfen ya. Ne oldu? Yayınlarsam üzülür müsün? Üzülürüm. Üzülürsün ha? Ya inanılmaz ya. Sen üzülürsen ben yıkılırım. Öyle görünüyorsun ama çok düşünceli bir insansın. Yok. Ben onun sevgilisi kadar düşünceliyim. Bunun evliliği gibi düşünceliyim. Biraz. Üzülürsünüz ha. Yayınlıyoruz tabii ki. Ve fragman. Bir mikrofon şu sarışına ver Erdoğan'cığım. Abi var ya, Erdoğan kime verecek acaba mikrofonu? Bir saniye. Ben abiymişim galiba. İki yanınıza verir misiniz? Ver oradan bir mikrofon, hanımefendiye ver, onda da olsun. Erdoğan'ın gönlü olsun. Erdoğan'ı mı kıracağız? Bir mikrofon da buradan al Erdoğan. Ve tabii ki aldatılan ve aldatılan üzülmediğimiz... Versenize mikrofon. Onun söyleyecek sözleri var hala. Ben mi? Yine yanlış kişi Erdoğan. Erdoğan bu öndeki. Erdoğan bizim kardeşimiz. Çok seviyoruz. Erdoğan'a bir alkışlayalım. Özledik Erdoğan'ı. Hoş geldin sarışın. Merhaba, hoş bulduk. Eşinle geldin muhtemelen. Evet, aynen. Abi eşlerde bir rahatlama oluyor. Çok kimde değil dünya. İki gülüp gidelim. Bende mi gördünüz? Eşinde var o da. Onda var. Onun sülalesi rahat zaten. Arkadaşlar o nerede o? Biraz fitne fücür gözünü seveyim. Bu kadar düzgün bir toplum değil bu. Eda ne iş yapıyorsun? Şu an çalışmıyorum. Ne yapıyordun normalde? Restoranımız vardı daha önce. Nerede? Karabük'teydik. Battı mı? Batmadık ama sektör değiştirdik gibi bir şey oldu yani. Hangi sektöre geçtiniz? Ya aslında şöyle... Havacılık diyelim. Eşim pilotaj okuyor şu an. Çok alakasız değil mi arkadaşlar? Yani aniden restoran varken şey dedi, s**tir et bu işi uçalım mı dediniz? Ya şimdi şöyle, eşim çok böyle farklı fikirleri olan birisi. Biz Gana'ya taşınıyorduk az kalsın. Hayatta o kadar saçma sapan bir ikili görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Öncelikle niye sen Gana'ya aniden taşımak istedin? Şimdi benim yakın bir arkadaşım Gana'da yaşıyordu. Oğlum Avrupa'yı anlarım da açlıktan ölmüyorlar mı lan Gana'da? Zaten fakir ülkelerde daha çok para kazanıyor. Abi millet acından ölüyorsa... Onların kemiklerini satıyor. Bir de yapmak istediği iş illegal bir işte onu söylemeyeceğim. Bir şey söyleyeyim, yapmadığın için suç değil. Ya deniz ayarı diye bir ürün var. Türkiye'de falan da var ama böyle kısıtlamalar var. He. Afrika ülkelerinde bu yasak değil, Avrupa'da yasak. Oradan alıp nereye satacaktın? Çin'e. Çin'e nasıl bağlantı kuracaktın? Benim kuzenlerim var orada. Ya ne kadar saçma bir ikilisiniz ya. Ya ne alaka? Karabük, Çin... Gana. Şu an finalde neredesiniz yani? Ne iş yapıyorsun? Final olarak pilotluk. Yenge ne iş yapacak? O da hostes mi oluyor? İstiyor aslında. Hayır, ben şey yanıyorum. Biriniz de diğerine itiraz etmiyor. Uyum da sağlıyorsunuz. Gana, aa süper. Boş ver, Çin o da olur. Ben yarın pilot olacağım. Ben de hostes olurum. Çok tatlısınız. Çok sevdim sizi ya. Teşekkür ederiz. Şimdi bu sahneye çıkan soruları siz de cevap verin bu arada. Tamamdır. Tamam, anlaştık. Belki oradan bir de sosyal medyacı olursun. Cinsel organlarımız olmasa hangi organa ürerdik? Bence dudak bunun için elverişli görünüyor. Dil olabilir. Başka? Göbek dili. Abi aklıma çok ilginç şeyler geliyor. Bence dudakta kapatalım. Sen? Burun abi. Biz Türkler her şeye burnumuzu sokmayı çok seviyoruz. Ben bir şey anlatacaktım. Anlat. Şimdi 2017'de askerdeydim Kıbrıs'ta. Uygunsuz bir yerde yakalandık biz ilk çarşı izinde. Neyse orada bir olay yaptık. Komutan bizi yanına çağırdı. Dedi sizin askerini uzatırım ama dedi uzatmayacağım. Siz mülayim çocuklara benziyorsunuz. Size dedi bir ceza vereceğim dedi. İki tane karınca verdi bana. Ama şey atom karınca büyük yani. Dedi siz dedi bunu bir hafta zimmetliyorum bakacaksınız. Google'dan bakıyoruz karınca ne yer, ne içer. Lan çok güzel görev ya. Ben bu cezayı alana kadar kahvaltıya gitmiyordum. Sırf bir hafta boyunca kahvaltıda reçel almak için karıncaya sabahları erken kalkıyordum. İki tane karınca mı? Adam başı bir karınca mı? İki tane bende, iki tane onda. Sordum niye komutana diye dedi. Onların da bir seks hayatı var dedi.
Komutan mükemmel adammış lan. Aynen. Ondan sonra içtimaya gidiyorum, karıncaya gidiyorum. Tuvalete gidiyorum, karıncaya gidiyorum. Nöbete gidiyorum, karıncaya gidiyorum. Yani 3 sene babaannem baktım ben Fecri. Bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Psikolojim bozuldu. Niye? Önceden karıncaları görünce basıyordum. Bundan sonra şimdi basamıyorum daha. Kumam gibi oldu ya karıncalar. İşe girdiğim ilk ay 3 defa hırsızlık oldu. Her seferde de 170-180 bin liralık malzeme çalındı. Sen peki nasıl maça çıktın bunlarla? Video çektim, dur dedim. Olduğum yerde. Çok korkmuşlardı. Bir işe yaradı mı videolar? Yaradı, benden para kesmediler. Niye video çekildin diye? Evet, çünkü 15 kişilerdi abi. Bir alkışalım kardeşim ola. Sete böyle güvenlik istiyorum. Biz kim yapmayan gelenlere sadece video çekin. Yapmayın. Olduğum yerin en eski personeliyim. Bir yıldan fazla da çalışıyorum. Üçüncüde geldi, hırsız gene beni gördü. Şişeyi fırlattı, s**tir git çocuğu gene mi sen dedi. Hırsız artık şey oğlum, rehavet. Ya bu ne, heyecan yok ya. Silah var mı herifte? Olsaydı beni vururdu üçüncü görüşünde, engel oluyor. Oğlum sende yok mu silah lan? Yok abi, ben yani job, bir de kelepçe. Bir de video. Yine söylüyorum bitirirken, artık mottomuz oldu, güldükçe çoğaldık. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!